Ki o zamanlar şeyler, diğer atıkları bunun ayrışması, hani toplanması daha kolay. Hani insanlar kendi çöpünü alır şeklinde. Eğer firmalar, yani bunu geri dönüşüm firmalarına söylüyorum, bu tarz konteynerler ve araçlarla alakalı bir çalışma yaparlarsa ortaklaşa, ordu için bir araç gece gündüz var. Yüzleri ve ünye yüzleri gibi. Bu atıkları ilçe belediyle bir beraber, biz şu konuda yardımcı olabiliriz. Mesela ilçe belediye beraber tek bir firmayla anlaşıyor. Yani ikili toplama sistemi daha sonra sıfır atığa bütün Türkiye'nin geçmesi gerekiyor. Bu mevzuat anlamında bir yükümlülük. Tabii ki sıfır atık önemli bir proje. Artık zaman içerisinde bizim çöplerimizin niteliği de değişti. Çöplerimiz artık çevreye daha zararlı. Dolayısıyla bu çöplerin ayrıştırılarak toplanması çok büyük bir önem arz ediyor. Bugün sokağa attığımız veya unuttuğumuz bir çöp yani öbür gün kendimizin önümüzde ya da çocuklarımız önünde ya da hayvanlarımız önünde herhangi bir tehlike olarak da çıkabiliyor. Bu anlamda sıfır atığa geçebilmek çok önemli bir adım. Bizim de bu adımlara uymamız gerekiyor. Şu anda Ordu özelinde söylersek büyük ilçelerimizin İkili toplama anlamında anlaşmış olduğu firmalar var. Her ne kadar eksiklikleri olsa bile bir nebze de olsun bu çöpleri ikili toplama kapsamında toplamayı başarabilmiş durumdalar. Ancak yukarıda kalan küçük ilçelerimizde bu sistem henüz hayata geçmediğini görüyoruz. Bunlara da tabii firmalarla anlaşmadan bahsederken firmaların bunları yönetme maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı. Firmalar da maalesef ilçe belediyemizde bu konuda anlaşmak istemiyorlar. Bu konuda Altınordu bir merkez, Fas'ta bir merkez ve Ünye bir merkez olmak üzere arka taraflarını da besleyecek ve arka taraflarını toplayacak şekilde nasıl bir sistem kurmalı bunları tartıştık. Burada firma yetkilileri de vardı. Onların da önerileri oldu. Biz burada büyükşehir olarak tamamen koordinasyon birimi olarak çalışacağız. Burada 3 tane önemli konuda bir koordinasyon yapacağız. Birinci konu bu firmalarla ilçe belediyelerinin daha iyi bir şekilde atıkları toplamak için neler yapılması gerekir, nasıl bir çalışma yapılması gerekir. Bu konuda bir koordinasyon yapacağız ve firmalarla ilçe belediyelerini buluşturacağız, ortak noktaları tespit edeceğiz. İkinci konu ikili toplama sisteminde bu çöplerin evde ikili olarak ayrıştırılması, poşetlere ayrı ayrı konulması şeklinde nasıl bir çalışma yapılabilir, bu toplama merkezde nasıl kurulabilir, bu konuda bir çalışma yapacağız. Üçüncü yapacak olduğumuz çalışma ise bu ikili toplama sistemin tabii ki belediyemizde bir maliyetleri var. Bu konuda ilçe belediyelerimizden bunların çevre temizlik belgesine dahil edilmesi, bu maliyetlerin karşılanması için çevre temizlik belgelerine dahil edilmesi konusunda bir öneri geldi. Tabii bu bizim büyükşehirimizi doğrudan ilgilendiren bir konu değil ama ortak bir metodoloji olsun diye bu konuda ilçe belediyelerimize metodoloji nasıl olmalı, fiyatlar nasıl tespit edilmesi konusunda biz bir koordinasyon birimi olarak çalışacağız. 1 Ocak'tan itibaren biz bu atıkları kabul ettik ancak artık Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bize de yazı yazdı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bize resmi yazı geldi. Bu konuda uygulamayı hayata geçirmesi yönünde. Bu anlamda biz de şu anda çöpleri kabul ediyoruz. Çöpleri kabul ederken de bunları tutanakla ayrıştırılmayan çöplerin ayrıştırılmadan bize teslim edildiğine ilişkin mecburiyetimizden tutanak tutuyoruz. Ancak bir süre sonra bizim de artık bu çöpleri ayrıştırmadan kabul etmemiz mümkün değil. Bu bize mevzuatın getirmiş olduğu ve ilgili bizim de üstümüzde olan kurumların getirmiş olduğu yasal bir yükümlülük.